Türkiye Sosyalist Hareketi'nde Menşevikleşme Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs'a girilirken bir video yayınladı. Karikatür gibi. Bütün toplumun gözü yılda bir kez işçi sınıfına çevrilecek. Beyefendi 1 Mayıs konusunda kelime bile etmiyor. Zaten konuşmasını bugün beyaz yakılı emeklilere seslenmek istiyorum diye açıyor. Sonra ben beyaz yaka mavi yaka ayrımına inanmam diyor. Madem inanmıyorsunuz ne demeye sadece beyaz yakalılara hitap ediyorsunuz? Zaten beyefendinin bütün konuşmasını aslında gerçekten büro çalışanlarına hatta onun üniversite mezunu üst katmanlarına hitap ediyor. Türkiye'de sosyalistler işçi sınıfına yıllardır öylesine sır çevirmiş durumda ki gerek altılı masanın çalışmalarında gerek Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında işçi sınıfının esas mücadelesi kapitalistlerle doğrudan çelişkiler yaşayan büyük kitlesine ilişkin hiç ama hiçbir şey söylemediğini ya fark etmiyor ya konu edinmiyor. Fabrika, maden, tersane, inşaat, ulaştırma, otelcilik ve ikram perakende motokurye ve benzeri bir kısım büro türü ortamlarda bulunsa da kol emeğine dayalı büyük ölçekli iş yerlerinde çalışan işçilerin sorunları hiç konuşulmuyor. CHP ekonomi dendi mi hep çarşı pazardan dem vuruyor. Akşener hep esnaf ziyaretiyle meşgul. Sendikalaşma çabalarının baskı altına alınması, grevlerin yasaklanması karşısında ise tık yok bu tabloya Babacan bir mizah katkısı yapıp partisini çalışan Türkiye'nin partisi olarak gösteren afişler astırıyor. Londra City, New York, Wall Street Türkiye'de iyi çalışacak demek ki. Ama varsa yoksa Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs harifesinde yaptığı konuşmada olduğu gibi Amerikan sosyolojisinin orta sınıfından Turgut Özal'ın uyduruk kavramı bunu herkes unutmuş gibi görünüyor ya da unutma pozu yapıyor. Orta direkten başka hiçbir şeyden söz edilmiyor. Edilir mi? Haşa. Sonra TÜSİAD'dan nasıl destek alınacak? Altılı masanın diline dikkat edin. Halkın yoksulluktan çektiklerinden söz ediliyor hep. Ama kapitalist sınıfın bu yoksulluktan elde ettiği yarardan ve bunu derinleştirmek konusundaki sorumluluğundan en başta sendika ve grev kırıcılığından hiç söz edilmiyor. TÜSİAD sermayesi yok. Varsa yoksa beşli çete var. Böylece 418 milyar dolar holdinglerin ve bankaların kasalarının Erdoğan ve AKP sayesinde dolup taşmasını unutturmak için kullanılıyor. Sosyalistler aslında bunu bilmiyor değil. Bilmez gibi yapıyorlar. Sadece hareketin bir zahil bir azınlığı bu konuları ve şayet seçimi kazanırsa Millet İttifakı'nın ekonomik alanda işçi sınıfını ve emekçi halkı inim inim ortaya koyduğumuz için de herkes birbirini korumuş oluyor. Böylece Burjuvazi'nin bir kanadının hem de daha güçlü kanadının siyasi temsilcisi rolüne soyunan bir ittifak ikirciksiz savunuluyor. Bu gerçekler biraz değiştiğinde de cevap hazır. Bu sadece Erdoğan'ı göndermek için bir taktik. Biz seçimde Erdoğan'ı yenilgiye uğrat uğratmaz asıl politikamıza geri döneceğiz. Türkiye'yi kurtarma işine Millet ittifakı değil halk ya da emekçiler ya da en sık rastlanan formülle kadınlar, gençler, Kürtler, LGBTQ artı bireyler, emekçiler, Aleviler üstlenecek. Gerçekten öyle mi? Sosyalist partilerin asıl işi emekçileri örgütleyip mücadelenin önderliğini ele geçirmek miydi seçim gelene kadar? 2017'de adalet yürüyüşünde Kılıçdaroğlu'nun yanında boy göstermedi mi sosyalistler? Seçimlerde tatava yapma, bas geç tavrı kimlerin tavrıydı? 2019 yerel seçimlerinde her yerde hele hele açıkça ben ülkücüyüm diye Mansur Yavaş'ın aday olduğu Ankara'da CHP'ye oy vermedi mi sosyalistler? HDP içinde aynı şeyler için söz konusu olduğuna göre onun içinde yer alan sosyalistler, onunla geçici ittifaklara giren sosyalistler ve laiklik ve bağımsızlık adına CHP'ye ve bugün Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapan başka sosyalistler için bu çizgi aslında bir genel doğrultu değil miydi? Sol Parti en mücadeleci önderlerinden birine Beyoğlu Belediye Başkanı olsun diye İyi Parti ile barıştırmadı mı? Bu davranış kalıbına strateji denir, taktik değil. Siz zannediyor musunuz ki seçimden sonra bu strateji değişecek? Halka istibdadı Kılıçdaroğlu'na verecek oyla devirme vaadi yaparak oy çağıranlar seçimden hemen sonra emekçi halka dönerek ''Haydi şimdi gün Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na karşı mücadele günü mü? diyecek. Önce ama şu hassas anda Cumhur'un ve istibdadın eline koz verme eğilimle başlayacak. Sonra seçimin sonuçlarına ve gelişmelerine göre 7 Haziran 1 Kasım arasındaki gibi bir durum doğarsa istibdadı ayakta tutmaya razı uzlaşma girişimlerine soldan güzelleştirme operasyonları yapılacak. En kötüsü ise halka saldırılar, zorunluydu gerekçesiyle savunacak. Babacan ekolü muhtemelen İyi Parti'nin yurt dışından getirdiğimiz yeni dehası Bilge Yılmaz'ın eliyle Londra City, New York Wall Street ilişkileri doğrultusunda ağır kemer sıkma programını uygulamaya başlayınca ne yapalım enkaz devraldılar denecek. Kuşkusuz onurlu tekil çıkışlar olacak. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Ama ana doğrultu bu olacak. Öyleyse sosyalistlerin çoğunluğu bakımından hem geçmiş politik hattın devamı hem de gelecekte uygulanacak politikaların başlangıcı olacak bir stratejik yöneliş ile karşı karşıyayız. Türkiye Sosyalist Hareketi Menşevikleşmiştir.